Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vala. Diğer bir sorumuz, kadının doktor, hemşire, doğum uzmanı, ebe ve benzeri yerlerde çalışması caiz midir? Muhterem kardeşlerim, elbette kadının bu bahsettiğimiz işlerde çalışması caizdir. Ayrıca mesela diyelim ki eşi vefat etmiş, yetimleri olan bir anne çocuklarının nafakasını sağlamak için İslam'ın öngördüğü şartlar dahilinde kendisine uygun başka işlerde de çalışabilir. Yani bir fabrikada, bir dikim mağazasında, dikim atölyesinde ya da bir pastanede vesaire de çalışabilir. Ya da memurluk, şu bu falan gibi görevler de yapabilir. Özellikle kreş öğretmenliği ya da ilkokul öğretmenliği gibi. Ya da diyelim ki bir kız lisesinde bayan öğretmenlerin, her branştan bayan öğretmenlerin çalışmasından daha doğal ne olabilir? Ama kesinlikle çalışan bayanın böyle durumlarda başta tesettür olmak üzere İslami kisve kıyafete dikkat etmek şartıyla ve bu çalışmasında sair haramlara da bulaşmaksızın çalışması şarttır. Ancak mutlak manada her kadının her işte çalışmayı hedeflemesi, yani ayaklarının üstünde basan bir kadın olmayı hedeflemesi, ona buna muhtaç olmayayım, özgür olayım, eşime bile muhtaç olmayayım düşüncesi bir kere sakat bir düşüncedir. Allah Celle Celaluhu, insanı yaratan Allah Celle Celaluhu, erkeğe erkekçe, kadına kadınca bir takım özellikler vermiştir. Bu özellikler gereği en doğrusu erkeğin dış işlerinde bulunması, çalışması, kadının da iç işlerinde bulunması, evinde olmasıdır. Bir kadının annelik yapmasından daha yüksek bir kariyer yoktur. Evet, bir kadının annesi doktorluk, mühendislik, en yüksek bürokratlık vesaireden çok daha büyük bir kariyerdir. Başta bunu teslim etmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Kadınları pervasızca çalışan bir milletin nesilleri kreş nesli, dadı nesli olmaya mahkumdur. Böylesi bir toplum yarınki günde annesiz babasız topluma dönüşecektir. Anne şefkatinden, baba disiplininden uzak bir toplum, mahrum bir topluma dönüşecektir. Bu asla, böylesi bir toplum asla sağlıklı bir toplum olamaz. Huzur ve güven içinde bir toplum olamaz. Annesiz bir toplum, babasız bir toplum düşünülemez. Annenin görevi sadece çocuk doğurmak değil, aynı zamanda onu bağrına basmak, onu emzirmek, onu eğitip büyütmek ve terbiye etmektir. Bilim adamları çocuğun gelişim yaşının, şahsiyetinin oluşum ve gelişim yaşının 0-5 yaşları arasında olduğunu söylemektedirler. Şimdi 0-5 yaşında bir çocuk anne kucağı ve baba kucağından mahrum kreş çocuğuna dönüşürse, o zaman işte geleceğin toplumu kreş toplumu olur. Huzur olmaz, güven olmaz, yıkılmaya mahkum olur. Kadınların olur olmaz her işte çalışmasının en büyük zararlarından bir tanesi budur. Tabii bundan başka daha nice zararları vardır. Zaman zaman bunu makalelerimizde, yazılarımızda gündeme getiriyoruz. Bunları yazılarımızdan takip edebilirsiniz. Esasen kadınların çalışmasının mahsurları
çok daha fazladır. Bunları daha detaylı bir şekilde inşallah sizlerle daha sonraki daha sonraki derslerimizde paylaşacağız. Allah Celle Celaluhu kadın erkek her birimizi kendisine hakkıyla kul, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla ümmet eylesin. Allahümme amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.